Öyleyse merhaba arkadaşlar, bugün Japon atıştırmalarını tanıyoruz. Daha çok istiyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkan önceki butona basarak da önceki vlog tarzı bir şeyini izleyebilirsiniz. Ve sağ alttaki butona basarak da kanalı beğenirseniz bütün kanal videoları izleyip abone olabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. İlk deneyeceğim şey Meiji Kukuri diye böyle değişik bir cips galiba. Cips mi bu? Cips. Evet, cips olabilir. Tadına bakıyorum. Hazır mısınız? Bunu deneyeceğim. Eğer siz de satın almak isterseniz aşağıda linkleri bulunuyor. Allah'ım bu ne? Yoğurt soslu... Yoğurt soslu bir çitosun şeyi vardı. Onun kokusuna benziyor aynı. Bu ne lan? Yarım dünya. Donoş. Topiş. Kokusu yoğurt soslu. Tadı çitos, fındık. Sonradan yoğurtlu geliyor. Garip bir şey oğlum bu. Garip hoş bir tadı var. Diğerine geçelim. Diğer deneyeceğim şey bir ayran. Bunun adı Doraemon küp çikolatası. Çikolata çikolata çiki çiki baba. Oğlum keçi boku gibi ya. Bu ne ya? Anan s**ti bokları da aldı. Yemin ediyorum, yemin ediyorum bozulmuş albeni tadı var. Bildiğim bozulmuş albeni. Allah belanı versin. Şimdi de bir Pokemon. Pikachu. Yok be, o kadar değil. İçinden bir Pikachu çıktı, bildiğim Pikachu ve Pikachu'nun özel sosu var. Şuna bakar mısın? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Japonya'da bunları mı yiyorlar? Ben paketini açamıyorum. Oğlum ben bunu sos sandım, yapıştırma çıktı. Abi çok şekerli bir kokusu var. Şuna bak, Pikachu yapmış. Bu ne oğlum? Tadı çok güzel lan. Oğlum tatlı cips lan bu. Şekerli cips yapmışlar. Oğlum tadı çok güzel lan. Oğlum şekerli cips. Tadı süper. Bildiğin helva lan bu. Pamuk helva oğlum. Ne biliyorsunuz mu? Külah hamuru. Dondurma külahı bu. Allah belanı versin dondurma külahı. Dondurma külahı severim. Böyle mi? Yoksa böyle mi? Yazılar hiçbir türlü değişmiyor. Şu T harfi galiba. Ters çevirdik, değişik bir harf oluyor oğlum. İçinden balık kraker çıktı. He, anladığıma göre bak. Burada soslar var, tamam mı? Değişik değişik sosları var bunun. Buradaki kalıplara bu sosları döküyoruz. Sonra bu balık krakerleri üstüne basıp yiyoruz. Vay amak. Bu ne oğlum böyle? Diş macunu lan bu. Balık krakerimi ver. Balık krakeri ver. Böyle bir şey galiba. Abi bokunu yerim seni. Oğlum güzelmiş lan. Ben de bunu yerim lan. En merak ettiğim şeylerden biri de bu. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bize p**k bir adam var bak. Şerefsiz tipli bir adam. Bu ne lan böyle? Bir bokka beğenemem. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Baklavaya benziyor. Tatlı tuzlu bir şeylere benziyor ama ne yediğim hakkında bir bok fikrim yok. Bu ne? Sikikli piret. Çubuk krakeri. Piret. Mısırlı, baharatlı kırmızı bir. İkisini yan yana koyun. Yiyin aynı bok. Japonya'ya gitmenize gerek yok yani. Oğlum, oğlum şuna bakın. Siz bunu yiyemezsiniz. Seni ben yerim. Abi şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Beyaz yiyin, beyaz yiyin. Güzel. Garip bir bok. Bu ne oğlum? Bu ne olabilir ki? Allah aşkına biri bana açıklasa bu niye olabilir? Assassin şekeriymiş bunlar. Ne oluyor bunun gibi? Eziyor mu? Antore, da frenze, da plepo, aziote, mohete, papote, papote. Assassination şeyleri. Bu ne oğlum? Bu eksüz ha. Eksüz normalde böyle olur. Üçgen şeklinde şekerleme. Üçgen şeklinde. Süper. Ben bunu nereden açabilirim ki şimdi? Mermi mi bu? Mermi galiba. Bu ne oğlum? Bozuk olanına mı denk geldim lan? Bu ne? İğrenç bir çikolata bu. Bok. Oğlum burada içecek var ha. Dur bakayım, ejderha. Bu ne? Ejderha sulu, komodo ejderi boku ve fare tırnağı ve de Enes'in pipisi. Bunun içinde. Zencefil kokuyor lan bu. Zencefil kokusunu her zaman bilirim ya. Sizin yapacağınız içeceği s**eyim gerizekalılar. Sizin yapacağınız içeceği Allah'ın gerizekalıları. Bu ne oğlum? Delicious drink yazmış ki de gerizekalı. Delicious drink yazmış. İmmabo triset diye bir şey var şöyle. İmmabo, 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 immabo. Hayatta en sevdiğim şey çitos. Mısırlı, hani var ya kafaya dikilen çitosun şeylerinden. Aynen onun tadı var. Mede tatlı abi, tadı çok güzel, tadı çok güzel bunun. Şekerli cips yapmayı bunlar iyi biliyor ya, şekerli cips. Vallahi çok hoş. Şekerli cips. Bir de bunun kırmızılısı ve morlusu da var. Hadi tatlarına bakalım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kola kokuyor lan. Maydanoz var oğlum bunda.
Adamlar sosisli cips yapmışlar. Sosis, sucuk, ızgara, dana, tavuk da var. Ben buna ızgara cipsi diyorum. Öyle diyeceğim. Bu daha boom yazıyor, morlu olan. Bu bildiğin acı cips ya. Oğlum bu Japonların yiyecekleri bizimkilerin aynısı ya. Sadece farklı şey içeceğe adam bok koymuş. Cipsin içine helva koymuş. Bunlar ne oğlum ya? Oh my god, şuna bakın. Çikolata. Ben genelde Alman çikolatası yerim gençler. Ben çikolatalar deli olurum. Bakalım Çin çikolatasını da seveceğim mi? Pardon. Look yazıyor, bak yazıyor İngilizce. Look. Tabii pek anladınız mı bilmiyorum, dağıldı ama. Look. Her harfte farklı bir tat varmış. Sadece çilekli olanı beğendim. O hangi yazmış? K harfi. K harfini yiyince derin siktirdim. Bakın K'sini yiyeceksiniz bak. Bakın K'sini yiyeceksiniz, diğerlerini siktirdim. Bu da böyle bir şey. Koca pakete bunu koymuşlar. Küfür eder gibi. Ne oğlum bu? Baba p***ye bak. Bunu yemek için bir de kürdan koymuş. Bak üstte kürdan var. Ya bu nesini kürdanla yiyeyim Allah aşkına? Ver kılıcım, küçük kılıcım. Kürdan. Yakaladım. Yoksa kürdan olmasa hayat tutamazdım. Tabi şaka yapıyorum, öyle bir tadı yok. Bildiğin jelibon ya. Jelibon. O kadar havaya ne ki kürdanla jelibon ya. Japon olmak bunu gerektirir. Jelibonu kürdanla yiyeceksin. Sonunca geçiyoruz. Erişte. Japonların en sevdiği şey nedir? Makarna. Ve makarna yollamışlar. Adam bana bildiğin deney düzeni hazırlamış. Bunlar ne oğlum ya? Küçük de çatal koymuş. Manyak mısın lan sen? Bunun kullanım kılavuzu var mı acaba? Anlayamadım ben. Siz anlardınız. He? Japonca da. Bence ne bulursam içine atayım. Güzel bir şey olabilir. Bildiğin un var lan bunun içinde. Vay anasını. Dur bakayım, hepsini karıştırıp bir sürpriz yapacağım size. Bak renklere göre bu buna benziyor. Bununla bunu yapabiliriz o zaman. Jelibon gibi bir şey var bunun içinde. Dur bakayım. Jelibonları bunun içine boşaltıyorum. Jelibon. Köpek maması lan bu jelibon değil. Japonlar acaba beni izleyip gülüyor mudur ama? Ağızda bok hissi uyandıran küçük şekerler. Hani duman çıktı. Oğlum bunlar k***yim falan mı yolladılar? Ne bak. Evet. Duman çıktı. Sakız lan bu. Sakız, bildiğin sakız. Oğlum hiç bu fotoğraftakine benzemedi yani daha. Kocaman bir sakız yollamışlar. Sakızı şimdi toza banacağım. Evet. Gerçekte olan resimdeki. Gerçekte olan resimdeki. Belki tükürürsem su olur, şey olur. Bayağı m**kıyım, tükürdüm sarardı lan. Bak tükürdüm sarardı. Acayip bir şey var bunun. Suyla buluşunca değişik bir şey oluyor. Dur bu ekmek su getireceğim. Çorba bizde sorulur. İçine biraz su atın. Sonra da rahatlayın. Çabuk çorba böyle yapılır. Hemen hazırlanır. Bunu yiyen gerizekalılar ölür. Ne oğlum, yumurta gibi bir şey oldu burada. Çabuk çorba hemen hazırlanır. Hızlıca yapılır. Ananı s*** üstüme döküldü. Olsun der. Çabuk çorba. Beyler çorba işte. Resimdeki ve gerçekteki. Tadına bakacağım. Bütün Japonların amına koyayım ben. Kılıç vermiş gene gerizekalı. Zencefilli gazozumu alıp kusmaya gidiyorum. Çöpe atacağım. Yakacağım bunları, çöpe atacağım. Ağzım senden özür diliyorum. Ne olur beni affet. Böyle şeyleri bir daha yemeyeceksin. Duydun mu beni? Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bunun gibi değişik oyun istiyorsanız, yani değişik şeyleri denediğim, değişik yiyecekleri istediğim videolar istiyorsanız, hem unutmayın kesinlikle çıkan sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Tam memurdaki videomu tıklayarak sizden gelen hediyelerden çok güzel bir video hazırlamıştım. Bayağı uğraşmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Veya iyi butonu tıklayarak farklı askeri videoyu da izleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linklerden farklı askeri videolarıma ulaşabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ alttaki butona tıklayarak. Şimdi bugünlük videomuzu bitiriyoruz. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Siz neden geldiniz? Bunu unutmayın. Gelin bir kafa atın bana. Kafa atın. Benim gibi kafa atın. Hadi. Roket çıkıp uçuyormuş şimdi. Yok. Yeşil bir kutu. Acaba elinde ne var? Bence... İçinden altın çıkarsa ben burada çığlık atarım. Deliler gibi çığlık atarım. Hani paralar, para mı bu? Para yok. Olamaz. Tabii ki şaka yapıyorum. Travis Plus isimli bir ayıcık yollamış. Hadi dans et ayıcık. Move it. You're locked down.
Bunlar da ne? Bunlar galiba garip değişik simgeler. Bunlar uzaylı mesajları. Ben bunu videoda gösterince dünyaya saldırmalısını gerektiğini anlayacak uzaylıların